Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Delta PLC'lerin özel modüllerinin kontrol register adreslerinden veri okuma ve veri yazma komutları olan from ve to komutları kullanımı anlatılacaktır. Evet, arkadaşlar eğer Delta PLC'lerde CPU'nun sağına ya da soluna bağlanan özel modüllerin kontrol register adresinden veri okunacak ise ve bu kontrol register adresinin uzunluğu 16 bit uzunluğunda ise bu durumda from komutunu kullanıyoruz. 32 bit uzunluğunda ise defrom komutunu kullanıyoruz. Evet, burada da from komutunun kullanımı anlatılmaktadır. Arkadaşlar buradaki M1 ile ifade edilen kısım CPU'nun yanına bağlanan özel modülün slot numarasıdır. Özel modül nedir? Analog input kartı, analog output kartı, sıcaklık, PT100 ya da termokapıl okuma kartı. Bunlar özel modüllerdir. Ve CPU'nun sağına veya soluna olacak şekilde artık CPU'nun modelini desteklediği biçimde sağına ya da soluna bu modüller takılabilir. Ve sıfırdan başlar bu. Gelelim M2 ifadesine. M2 ise özel modülün kontrol register'ından okunacak adresi belirtir arkadaşlar. Daha sonra D ise özel modülün kontrol register'ından okunan verinin hangi data adresine yazılacağını belirtir. N ise bir seferde okunacak data sayısını belirtir arkadaşlar. Evet, buradaki örnekte de gördüğünüz gibi X0 giriş 10 pozisyonuna geçtiğinde 0 nolu, K0'dan kasıt 0, 0 nolu özel modülün K29, yani 29'dur karşılığı, kontrol register'ının 29. adresindeki veri okunacak ve okunan veri D0 adresine yazılacak. Ve burada 2 demiş, bir seferde 2 tane data okunacak. Bu durumda D0'a kontrol listinin 29 nolu adresindeki değer yazılacak. D1'e ise kontrol register'ının 30. adresindeki değer yazılacak arkadaşlar. Evet, bir de defrom komutu var. Arkadaşlar defrom komutu ise şöyle. Şimdi burada iki tane demiştik ya biz. Bir seferde okunacak data. Aynı durumu burada bir seferde okunacak datayı bir seçerek de yapabiliriz. Çünkü nedir? Bu 32 bit uzunluğunda bir veridir. Kontrol register adresidir. Burada da sıfırın nolu özel modülün 29 nolu kontrol register adresi okunacak. Bu değer D0'a yazılacak. Sıfır nolu özel modülün 30 numaralı kontrol register adresi okunacak. Bu da D1 adresini yazılacak. Yani ister bu şekilde yapabilirsiniz bunu, ister bu şekilde yapabilirsiniz. Gelelim diğer komutumuza, to komutuna. Bu da şudur. Delta PLC'lerin özel modülünün kontrol register adresine bir veri yazmak ister isek to ya da D2 komutu kullanılır. Eğer register uzunluğu 16 bit uzunluğunda ise kontrol register'ı to'yu kullanırsınız. 32 bit uzunluğunda ise D2 komutunu kullanırsınız. Bunun da kullanımı şu şekilde. M1 özel modülün slot numarası, yani özel modül numarası. M2 hangi özel modülün içine veri yazılacak kontrol register'ının numarası. D ise özel modül kontrol register'ına yazılacak datanın adresi. Hani hangi adresteki datanın içeriği kontrol register'ın içine yazılacak. N ise bir seferde yazılacak data sayısıdır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi D2 komutu kullanılmış. X0 10'a olduğunda 0 nolu özel modülün 12 nolu kontrol register adresine D10 veri alanındaki değer, kontrol register'ın 13 adresine ise D11 veri alanının
değeri yazılacaktır. Ha, buradaki to komutunda bunu ne yapabilirdik? Şuraya 2 yapardık. Bu durumda aynı işlem olurdu d to ile. Fakat burada 1 yapmışız. Burada da ne oluyor? X0 10 iken 0 nolu özel modülün 12 nolu register adresine d10 datası yazılacak anlamına gelmektedir arkadaşlar. Şimdi biz bunu nerede kullanıyoruz? Bunu PLC'ye bir analog input kartı, bir analog output kartı, bir sıcaklık okuma kartı bağlayacak isek bu komutları kullanmak zorundayız arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir uygulama yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi bunlarla ilgili bir uygulama yapalım. Uygulamayı yapmadan önce arkadaşlar ben bir Delta DVP04ADS serisi analog giriş modülünün data sheet'ini indirdim. Şimdi bu analog giriş modülünün data sheet'inde bağlantının nasıl yapılacağı ve özellikleri burada belirtilmektedir arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğumuz kontrol register'ı da burada gördüğünüz register'dir arkadaşlar. Tabii bu kontrol register'ının her bir numarasında adresinde bir durum var. Mesela sıfırıncı adresi model tipini belirtiyor. Birinci adresinde giriş modunu seçebiliyorsunuz siz. Efendime söyleyeyim, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci adreste kanalların ortalama adet ayarını belirtebiliyorsunuz. Daha sonra 6. 7. 8. 9. adreste kanalların ortalama değerlerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. 12, 13, 14, 15'te ise kanalların mevcut değerlerini görebiliyorsunuz. Şimdi ben bunları neden anlattım? Çünkü biz from ve to komutunda kontrol özel modülün kontrol register adresinden veri okuyorduk ya da veri yazıyorduk arkadaşlar. Şimdi bunun için bunları anlatıyorum. Şöyle yapalım. Öncelikle VPL Soft yazılımını bir açalım. Yeni diyoruz. Bir isim verelim. Deneme. Benim kullandığım PLC modelim SS2 serisi. Tamam dedim. Şimdi arkadaşlar bir de Paint açalım da. Paint. Bulursun burada. Şimdi arkadaşlar burada ilave modül konfigürasyon yardımcısı var. Şimdi burada hani özel modülün adresini belirtiyorduk ya biz from ve to komutunda. Bizim özel modülümüz sıfırıncı olan, yani ilk C++'dan sonraki ilk modül. Ne olsun? DVP04ADS serisi bir modül. Ayarla diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar giriş modu ayarı var. Bu modül çalışmaya başladığı zaman ben bu modülün 4 tane kanalı var. Bu kanalların giriş tipini modülün adresine yazmak istiyorum. Yani CPU diyecek ki modüle senin birinci kanalın işte 0, eksi 10 volt, artı 10 volt. İkinci kanalın işte 420, eksi 6. Şöyle. CPU mesela burada diyecek ki PLC run konumuna geçtiğinde kanal 1'i mod ayarı eksi 10 volt artı 10 volt olacak diyecek. Kanal 2 eksi 6 artı 10 volt olacak diyecek. Kanal 3 eksi 12 artı 20 miliamper olacak diyecek. Kanal 4 ise eksi 20 artı 20 miliamper olacak diyecek. Bunu önünüzde dediğiniz zaman karşınıza böyle bir komut çıkıyor. Bunu listeye ekle diyoruz. Buraya geldi. Şimdi arkadaşlar burada ne dedik biz? Yaz. Nereye yaz? Sıfırın olduğu özel modülün birinci kontrol register birinci adresine ne yaz? Hexadesimal formatta H0688 yaz. Ve bir kere yaz. Şimdi bu H0688 değeri nereden geldi? Bakın bunu anlatacağım size. Arkadaşlar burada diyor ki eğer diyor giriş modunu diyor eksi 10 artı 10 volt seçerseniz diyor mod 0'dır diyor. Bakın şuraya bakın. Bunda B0 ile B1, B2 bitleri kanal 1'i arkadaşlar. Bu durumda
B0, B1, B2'yi biz ne yapacağız? 0, 0, 0 yapacağız. Çünkü niye? Eksi 10 volt, artı 10 volt. Yani mod 0. Şimdi ben şuraya yazayım. Şuraya yazalım. Evet. Kanal 1. Kanal 1. Ne yaptık arkadaşlar? 0, 0, 0. Bu ne? B0, B1, B2. Şimdi gelelim kanal 2'ye. Kanal 2'yi de kanal 2. Kanal 2'yi ne seçtik biz? Kanal 2 eksi 6 artı 10 volt seçtik. Yani hangisi oluyor? Mod 2 oluyor. Mod 1 oluyor. Pardon. Mod 1. Bu durumda arkadaşlar benim B3, B4, B5 bitlerim ne olacak? B5 0, B4 0, B3 1 olacak arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım. 0, 0, 1. Şimdi gelelim şeye. Üçüncü kanalı ne seçmişim? Eksi 12 artı 20 miliamper seçmişim. Data sheet'ine bakın. Bu ne oluyor? Mod 2 oluyor. Yani benim üçüncü kanalım neresi? Üçüncü kanalım burası arkadaşlar. Bunu 0, 1, 0 seçiyorum arkadaşlar. Sıfır, bir, sıfır seçtik. Kanal 4'ü de ne seçmişiz? Kanal 4'ü de şuradan bakalım. Eksi 20 artı 20 miliamper seçmişim. Data sheet'e bakalım. Bu da neymiş arkadaşlar? Mod 3'müş. O zaman geliyoruz. Bakın kanal 4 burası. O zaman B11 sıfır olacak. B10 1 olacak. B9 1 olacak. Çünkü niye? Mod 3 arkadaşlar. Yani channel 4'te yeşil yapalım. 0, 1, 1. Şimdi arkadaşlar benim data sheet'e bakalım. Bakın B11'den sonra 4 tane bitim boş. Yani bura boş. 0, 0, 0. O zaman şimdi ben bunu yazacağım sırayla. Şimdi şuraya gelelim bunu yazalım. Uzun bir şekilde. 0, 0, 0, 0. Şimdi ne yazacağız? B11'i yazacağız. Şöyle yapalım bir dakika. 0, 0, 0, 0. Şimdi geldik buna. Channel 4 ne arkadaşlar? 0, 10, 1. Ondan sonra gelen ne? 0, 10. 0, 10. Ondan sonra gelen ne? 0, 0, 1. Ondan sonra gelen ne? 0, 0, 0. Şimdi bunu şöyle dörderli grup yapar isek ne oldu? Control register'ıma bu değeri göndermiş oldum. Bu ne? Binary kodu. Bunu ben hexadesimala çevirirsem ne olur? Burası 8 olur. Hexadesimal. Şurası 0. 0. Burası nedir? 6'dır. Burası nedir? Şurası 8'dir. Burası nedir? 8'dir. Yani ben hexadesimal modda 0688 değerini gönderdiğim zaman kontrol 1 register adresine kontrol register 1 adresine bu değeri gönderdiğim zaman benim giriş tiplerim bu bahsettiğim şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın o da ne yapıyor? Bu değeri gönderiyor. Buna ne dedik? Tamam dedik. Tamam diyelim. PLC'mize geldik, yazdık. Şimdi gelelim bu to komutuyu. PLC çalışmaya başladığı zaman giriş modlarını seçmiş olduk kartın. Şimdi gelelim from komutuna. Arkadaşlar yine aynı 0 numaralı ADS modülünün giriş değerlerini okuyacağız. Girişin ortalama değerini mi okuyacağız yoksa mevcut değerini mi okuyacağız? Eğer değer çok dalgalanıyorsa ortalama değer okunur.
Değer çok dalgalanmıyorsa mevcut değer okunur. Biz mevcut değeri okuyacağız. Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Okuma diyoruz. Ne zaman okusun? PLC çalıştığı zaman okusun. Okuduğu değeri nereye yazsın? Okuduğu değeri D0 veri alanına yazsın. Bir seferde kaç veri okusun? Eğer 4 kanal okuyacaksanız burayı 4 seçersiniz. O zaman ne olur? 12, 13, 14, 15 register adreslerinin değeri okunur. Ön izleme diyorsunuz. Bakın dediğim gibi buraya ne oldu? 0 ne oldu? Modülün 12 ne oldu? Register adresini oku. D0 veri alanına kaydet. Fakat bir seferde 4 tane. Evet. 0 nolu modülün 12 numaralı kontrol register adresi okunuyor. D0 veri alanına yazılıyor. Fakat bir seferde 4 dediğimizden dolayı bu durumda 13 nolu register okunacak. D1 yazılacak. 14 nolu register okunacak. D2 yazılacak. 15 nolu register okunacak. D3'e yazılacak arkadaşlar. Buna da tamam dediğiniz zaman evet komut bu şekilde geliyor. Evet arkadaşlar, ileride zaten analog input output kartı uygulamalarında detaylı bir şekilde yeniden anlatacağım bu komutları. Komutların kullanım mantığı bu şekildedir. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.